Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu gider hesapları. Şöyle düşünün, gider deyince aklımıza ne gelecek? İşletmemizin, çalıştığımız firmamızın, şirketimizin ayakta durabilmesi için yapmış olduğu harcamaları düşünün. Çalışanların ücretleri, personel ücretleri, işletmemizde kullanılan elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye, ticaret odası giderleri, yemek giderleri, seyahat giderleri, buna benzer hesapları, buna benzer giderleri yaşadığımız zaman biz nasıl seçim yapacağız? Gider hesaplarımızı ayırımını yaparken mevzuatımız bize iki seçenek sunmuştur arkadaşlar. Normalde gider hesapları 710'dan başlar. 799'a kadar. Fakat mevzuatımız bu gider hesaplarını 7A seçeneği ve 7B seçeneği olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu iki gruptan hangisini kimler seçmesi gerekiyor? Arkadaşlar, bu kritere mevzuatımız karar veriyor. Nasıl mı? Şuradaki açıklamayı birlikte inceleyelim. 2019 yılında maliyet hesaplarının 7A ve 7B seçeneklerine göre tutulmasına ilişkin hatler, sınırlar var arkadaşlar. Nedir o? 2018 yılı aktif toplamı, yani bilançomuzun, varlıklarımızın toplamı. Aktif neydi? Bilançodaki varlıklarımızın ifadesi. Bilançomuzdaki aktif toplamı, varlıklarımızın toplamı 3.449.600.000 TL veya diğer şart da olabilir. Net satışlar toplamı, gelir tablosundaki net satışlar toplamı 6.898.900 TL'yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2019 yılında maliyet hesaplarını 7A seçeneğine göre tutmak zorundadır arkadaşlar. Peki 2018 yılı aktif toplamı, yani varlıklarımızın toplamı 3.449.600 TL veya ikisinden birisi, net satışlarımız 6.898.900'ün altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2019 yılında 7A veya 7B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler. Tercihi işletmelere bırakıyor mevzuat. Evet arkadaşlar, demek ki 7A'yı mı seçmemiz gerekiyor kullanırken giderli hesaplarını, 7B'yi mi? Buradaki okuduğum mevzuata göre siz karar veriyorsunuz. Buradaki mevzuatta tekrar ettiğimiz takdirde 2018 yılı, bu her yıl değişiyor arkadaşlar rakamlar. 2018 yılındaki aktif toplamı 3.449.600 TL ve üzeri ise, veya net satışlarımız, gelir tablosundan görebilirsiniz. İkisinden birisi, hangisi o an o yıl yaşanıyorsa, aktif toplamı 3.449.600 ve üzeri de olabilir. Veya net satışlarımız 6.898.000'i de geçebilir. Bu kritere göre mevzuat ayırım yapmış. Şu anki yaşadığımız dönem olarak zaten mevzuat şuraya baktığınız takdirde ne diyor? Bu kriterlerin, sınırın altında ise, ister 7B'yi ister 7A'yı seçebilirsiniz diyor. Şimdi gelelim şu anki işletmeler oranı, ben atıyorum %90, %95 Türkiye'de gider hesaplarını 7A seçeneği olarak kullanıyorlar. Peki neden 7B seçeneği bu kadar az kullanılıyor? Şu limitin altında kalsa bile, zaten limitin üstüne çıktığımız zaman mutlaka 7A'yı kullanmamız gerekir. Limitin altında kalırsak 7A da olabilir, 7B de olabilir. Peki neden 7B'yi tercih etmiyor işletmeler? Bakın arkadaşlar, şöyle karşılaştırmayı yapalım. 7A'daki hesaplar zaten buradan görüyoruz. 710, 20, 30
740, 750, 60, 70, 80. 7B'de de 790'dan başlıyor 799'a kadar. Ben şöyle karşılaştırma yapayım. Neden 7B tercih etmiyoruz da 7A'yı tercih ediyoruz? Arkadaşlar 7B seçeneği çeşit esasına göre, yani raporlama yaparken özet, çok detaylı alamıyoruz. Fakat 7A seçeneği ise fonksiyonel, raporlaması analize daha uygun, daha detaylı rapor sunabiliyor bize bu hesap planı, 7A seçeneği. Bu kurduğum cümlenin daha somut ifadesi. Şöyle düşünün arkadaşlar, biz 7A'yı tercih edersek veya 7B'yi tercih edersek, şu örneğime göre bakın zorlandığımız noktayı görelim. Bize diyorlar ki bana satış departmanının maliyetini söyleyin. Şimdi 7B seçeneğinde pazarlama, satış, dağıtımı çağrıştıran bir hesap var mı arkadaşlar? Hayır. Bakın yok. Tabii ki 7B'yi tercih edersek bu pazarlama, satış, dağıtım giderleri anlamında bu hesaplardan bir iki tanesine grup hesap, alt hesap açarak pazarlama, satış, dağıtım giderlerini tabii ki çözebiliriz, yapabiliriz. 7A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Direkt 760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri adı altında bir ana hesabımız var. İşte neden 7A'yı tercih ediyoruz? 7B'de bu raporu alırken 2-3 yerdeki hesap gruplarından toplayacağız. Ayrı bir sunum haline getirip bizden bilgi isteyene bu şekilde zaman kaybıyla o bilgiyi vereceğiz. Fakat 7A'yı kullanıyor isek arkadaşlar, mizanınızı alın, tek bir satırın karşısına bakın mizanda. Direkt size 760'ın karşısındaki rakam sizden istenen bilgiyi siz hemen verebileceksiniz. Yani raporlamaya uygun 7A seçeneği. Peki şöyle düşünün, başka bir örnekle karşılaştıralım. Neden 7A, 7B anlamında? 7B'yi neden az kullanılıyor? Bize diyorlar ki muhasebe departmanının giderlerini bana söyleyin. Kısıtlama getireceğiz, tasarrufa gideceğiz. Şimdi 7B seçeneğinde burada direkt genel idare giderleri adı altında bir hesap görebiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Tabii ki 7B'yi kullanmak istersek birkaç ana hesapta grup açarak, onun altında alt hesap açarak evraklarımızı işleriz. Bizden sunum, bilgi, analiz istendiği zaman mizana bakıp birkaç hesaptan bir araya getirir. Ondan sonra biz bu bilgiyi sunarız bizden isteyen yönetime. Arkadaşlar 7B madem bu kadar uğraştıracaksa, ben diyorum ki 7A'yı kullanalım. Bakın mizana baktığınızda 770 genel yönetim giderleri satırındaki mizanda gördüğünüz toplamı bir saniyede söyleyin. Hani buradaki gibi 2-3 hesapta takip edip onu da ayrı bir yerde sunum haline getirip öyle yönetime bilgi sunma zahmetine katlanmaktansa, gelin 7A'yı kullanın. 770 genel yönetim giderlerinin karşısındaki mizandaki tutarı hemen söylediğiniz zaman bilgi anında karşı tarafa ulaşmış olur. Baktığınız zaman arkadaşlar, başka bir örnekle daha karşılaştıralım. Bize diyorlar ki 7B'yi kullandığımızı kabul edelim. Laboratuvar giderlerini öğrenmek istiyorum. Ona göre ben tasarruf yapacağım, kısıtlama getireceğim o departmana. Bakın arkadaşlar, 7B'de Ar-Ge giderlerini, laboratuvar giderlerini çağrıştıran bir hesap var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hayır. Tabii ki burada yapabiliriz. Bu hesaplardan grup hesap açıp, alt hesap açıp Ar-Ge giderlerimizi, laboratuvar giderlerimizi tabii ki takip edebiliriz. Bizden rapor istendiği takdirde birkaç hesabın içine girip bilgiyi alıp başka bir ortamda sunum haline getirip yönetime öyle bilgi verebiliriz. Arkadaşlar bu büyük bir zahmet. Gelin ben sizi zahmetten kurtarayım. Neden 7A'yı kullandığımızın işte diğer bir örneği de, sebebi de 7A'yı kullanırsanız o demin istenen raporu burada 2-3 hesapta takip edip ayrı bir sunum yapmaktansa, bakın 7A'yı kullanın.
750 hesabın Ar-Ge laboratuvar gideri anlamında 750 hesabın karşısında mizanda olan rakamı direkt bir saniyede söyleyin, raporu analize uygun sunmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, işte bu. Neden 7A kullanıyoruz ya da neden 7B'yi tercih etmiyoruz? Bu sınırların kriterleri dışında biz 7A'yı kullanırsak fonksiyonel analize uygun raporlama alabiliyoruz. 7B'de raporlama bizi uğraştırıyor. Kullanım kolaylığı anlamında 7A'yı o yüzden tercih ediyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şöyle yapalım. Şu an 7B oran olarak çok az olduğu için ben 7A seçeneğinden size anlatacağım, yola çıkacağım. En çok kullanılan Türkiye'de 7A seçeneği. Peki 7A seçeneği arkadaşlar, şöyle düşünelim. Kendi içinde gruplayalım. 7A 710'dan başlıyor. 780'e kadar devam eden hesaplar. 7A seçeneği kendi içinde nasıl gruplarız? 710, 20, 30 hesaplarımız. Burada ne diyor arkadaşlar? Maliyet hesapları, üretim hesapları. Yani üretim yapan, imalat yapan işletmeler 710, 20, 30'u kullanıyor. Peki şöyle düşünelim. Biz üretim yapan işletmeyiz. Hangi hesapları kullanmamız lazım 7A seçeneğinde? 710, 20, 30 artı arkadaşlar ortak giderler. Artı ortak giderler. Demek ki biz üretim firmasıyız. Kabul edelim. 710, 720, 30 yani maliyet muhasebesi hesapları artı faaliyet ortak giderler. Bakın arkadaşlar, sektör olarak düşünüyoruz kendimizi, iş konusu olarak. Biz üretim yapmıyoruz. Hizmet veren işletmeyiz. Yani bir nakliye firmasını, bir özel hastaneyi düşünün, otel işletmesini düşünün, restoran, yemek sitelerini düşünün, nakliye lojistik işletmeleri gibi aracılık, komisyonculuk yapan işletmeler nedir arkadaşlar? Bakım onarım yapan işletmeler ya da yıllara yaygın taahhüt işletmeleri. Bunlar hizmet sektörü, yani hizmet konusu. Bu tür işletmeler arkadaşlar 740 hizmet üretim maliyeti hesaplarını kullanıyorlar. Tabii ki sadece hizmet veren işletmeler 740'ı kullanmıyor. 740 artı ortak giderler arkadaşlar. Demek ki biz hizmet işletmesiyiz. 740 artı ortak giderleri kullanacağız. Yani faaliyet giderlerini. Peki arkadaşlar, biz üretim firması değiliz. Biz hizmet sektörü de değiliz. Biz neyiz peki? Arkadaşlar biz ticari işletmeyiz. Sadece mal alıp satıyoruz. Yani ne üretim yapıyoruz ne işçilik anlamında hizmet veriyoruz. Biz sadece mal alıp satıyoruz. Yani biz buna ticari işletme diyoruz. Alım satım yapan ticari işletmeyiz. Peki ticari işletmeysek ne yapacağız? 7A'da hangi hesapları kullanacağız? Arkadaşlar faaliyet yani ortak giderleri. Zaten alım satım yapan işletmenin 750'si olmaz arkadaşlar. Ar-Ge ne demek ya da laboratuvar ne demek? Bir ürünü alıyorsunuz, fabrika olduğunuzu düşünün. O ürünün üzerinde değişiklik yapıyorsunuz. Üretiminin özelliklerini arttırıyorsunuz. O ürüne özellik katıyorsunuz, geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yani Ar-Ge, alım satımda Ar-Ge olmayacağı için demek ki biz alım satım yapan işletmeysek arkadaşlar 760, 70 ve 80 hesaplarını kullanacağız. Evet arkadaşlar, kısa özet yapayım. Biz 7A seçeneğini seçerken hangi sektörler ya da hangi iş konusunu yapanlar bu 7A'da hangi ana kodları kullanacakmış? Biz üretim yapan işletmeyiz. Yani ham maddeyi, yardımcı malzemeleri alıyoruz, üretim yapıp mamul haline dönüştürüp sonra satıyoruz. Üretim işletmesi yapan arkadaşlar, yani fabrika dediğimiz atölye işletmeleri 710, 20, 30 yani maliyet hesaplarını artı ortak giderler. Bakın faaliyet giderleri, ortak giderlerini kullanıyor. Peki biz üretim yapmıyoruz. Biz hizmet veren işletmeyiz. O zaman hizmet sektörü isek
740 hizmet üretim maliyeti hesabı artı ortak giderler arkadaşlar. Artı ortak giderler. Yani faaliyet giderleri. Peki biz üretim yapmıyoruz. Hizmet firması da değiliz. Yani mal alım satım yapan işletmeyiz. O zaman arkadaşlar sadece 760, 70 ve 80 hesaplarını kullanıyoruz. Ticari işletmeysek, sadece alım satımı yapan işletmeysek 760, 70, 80 hesabını kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, hangi sektörde bu hesapları kullanırken ortalama tabii ki yüzde oran olarak ben hangi hesabı, hangi sektörde, hangi işletmede daha çok kullanacağım bu hesaplardan? Gelelim departman ayırımına. Gelin arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz alım satım yapan ticari işletmeyiz. 7A seçeneği kullanıyoruz. Peki alım satım yapan işletmelerde atölye olmaz arkadaşlar. Laboratuvar da olmaz. Biz mal alıp satan firma olduğumuz için bizim 2 tane departmanımız olur. Satış, satın alma departmanımız, bir de genel idare kadro anlamında muhasebe departmanımız olur. Demek ki alım satım yapan işletmeler burada 780 yazmadım. Çünkü 780 bir departman değil arkadaşlar. Satış, satın alma departmanı 760 hesabını kullanacağız bu departmandaki giderler için. Muhasebe departmanındaki giderler için 770'i kullanacağız. Peki şuna nasıl karar vereceğiz? Bir evrak geldi. Ben bunu acaba 760 hesabıma atacağım, 770 hesabıma atacağım. Arkadaşlar şöyle bir ayırımla öğreteyim size. Alım satım yapan işletmelerde satış satın alma departmanları fazla olmuyor gider anlamında. Ağırlıkta genel idare giderlerimiz oluyor. Bir evrak geldi. Acaba ben 760'a mı 70'e mi atacağım? Şöyle karar veriyoruz arkadaşlar ayırımı. Bizim iki tane aracımız var. Biri dağıtım aracı, kamyon, kamyonet. Biri binek otu arkadaşlar. İdari kadronun kullandığı binek otu. Yani mal taşımadığımız araçlar. Şimdi iki tane araç için ayrı ayrı fatura geliyor. Ya da yazar kasa fişi geliyor. Masraf fişi anlamında. Gelen faturalarda öncelikle plaka yazar arkadaşlar. Akaryakıt aldığınız zaman bakacaksınız. Baktığınız fatura dağıtım aracına aitse, yani kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tır gibi dağıtım aracına aitse arkadaşlar, o akaryakıt giderlerini gelip o faturayı 760'da alt hesap olarak akaryakıt giderlerini seçerek 760'a atıyorsunuz arkadaşlar. Elinizde, masanızda diğer akaryakıt faturası var. Bakıyorsunuz ki onun plakası da binek otoya ait. Yani mal taşımadığımız araç, idari kadronun kullandığı araçlar. Arkadaşlar oradaki akaryakıt giderlerini de 770'e atıyorsunuz. Genel idare giderlerine, yani genel yönetim giderlerine. Alım satım yapan işletmelerde oran olarak ben bu oranı arkadaşlar birebir yazmadım. Ortalama söylüyorum size yazdım. Demek ki alım satım yapan işletmelerde şöyle düşünün. Kırtasiye, yemek, noter gibi ticaret odası, bu tür giderler, muhasebe departmanında çalışanların giderleri nereye atılır arkadaşlar? Çoğunluğu 770'e. Peki 760'a sadece akaryakıt mı dağıtım aracın? Hayır arkadaşlar. Şöyle düşünün. Satış satın alma departmanında çalışan bizim satın alma müdürümüz var. Onun maaşı nereye atılır? 760'a. Satış satın alma departmanında çalışan personelimiz var. Maaşı nereye atılır? 760'a. Satın alma satış departmanına gittiniz, malzeme aldınız. Bu kırtasiye malzemesi olur. Başka bir gider olabilir. Satış satın alma departmanlarına ait giderler nerede toplanmalı? 766 hesaplarında. Ortalama %10-20 arası. Tabii ki bu %5 de olabilir. Gittiğiniz işletmelerdeki duruma bağlı. Ama çoğunluk, ben ortalama yazdım, %80 giderlerimizde, %90 giderlerimizde, satın alma satışı ilgilendirmeyen kalan bütün giderlerimizde nereye atılır? Alım satım yapan işletmelerde arkadaşlar 770'e. Siz alım satım yapan işletmelerde çalışmıyorsunuz kabul edelim. Hizmet sektöründe çalıştığınızı kabul edelim. Bakın
hizmet işletmelerinin departmanları. Ne anlayacağız? Biz nakliye firmasıyız veya lojistik firmasıyız, otel işletmesiyiz, özel hastaneyiz, özel eğitim kurumuyuz, bakım onarım yapan işletmeyiz, yıllara yaygın inşaat işiyle uğraşıyoruz. Bakın, daire yapıp satan inşaatlar değil arkadaşlar. Onlar üretim olur. Taahhüt işiyle uğraşan yıllara yaygın inşaat işletmeleri, aracılık, komisyonculuk yapan işletmeler, bu tür işletmeler, restoranları düşünebilirsiniz, kafeteryaları düşünebilirsiniz, yemek sitelerini düşünebilirsiniz, yazılım firmalarını düşünebilirsiniz. Yani hizmet sektörünü çoğaltabiliriz örneklerine. Hizmet sektörüyseniz arkadaşlar, bizim departmanlarımız hizmet. Laboratuvar olmaz arkadaşlar hizmette genelde. Satış, satın alma departmanımız var. Bir de muhasebe departmanımız var. Biz hizmet işletmesinde çalışıyoruz. Örneğin bir nakliye firması düşünebilirsiniz. Ya da bir yazılım firması düşünebilirsiniz. Ya da aracılık yapan, komisyonculuk yapan bir işletmeyi düşünebilirsiniz. Bu işletmede çalışan arkadaşlar neyi kullanacak arkadaşlar? Konuşmuştuk. Ağırlıkta 740 artı ortak giderler. 740 oran olarak giderlerin çoğu arkadaşlar, ben oranı dediğim gibi ortalama yazdım. Direkt birebir araştırma yaparak değil. %70, %80 ağırlıkta 740 hesabını atıyoruz giderlerimize. Bizim nakliyede laboratuvar olmayacağı için, ya da yemek sitesini düşünün, ya da kendinize göre laboratuvarınız yoksa Ar-Ge giderleriniz hizmet olarak, onu hiç kullanmıyorsunuz 750'yi. Satış, gene biz hizmet sektöründeyiz. Bizim satış departmanımız var. İşte satış departmanımızdaki çalışanlarımız, oraya da kullanılan yaptığımız giderler, malzeme olabilir, diğer giderler olabilir. Satın alma, satış departmanındaki giderlerimizi 760 olarak ortalama, ben %5-10 diye ortalamayı attım arkadaşlar. Siz gerçek hayatta zaten evraka bakarak o evraktaki özün önceliği, gider nerede yaşandıysa, 740 ise 740, 60 ise 60, 70 ise 70. Gerçek hayatta bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de bizim hizmet sektörümüz de olsa genel idari kadro giderlerimiz var. Yani muhasebe departmanının giderleri. Onu da %10-20 arası düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, demek ki biz ticari işletme isek ağırlıkta 770 giderlerimizin çoğu. Hizmet işletmesi isek giderlerimizin çoğu, ben ortalama yazdım, %70-80-90 da olabilir. Ticari işletme değiliz. Hizmet işletmesi değiliz. Biz üretim yapan işletmeyiz arkadaşlar. Burada nasıl konuşmuştuk? Üretim yapan işletmeler hangi hesabı kullanır? 710-20-30, yani maliyet muhasebesi hesapları artı ortak giderler. Bakın, ortak giderler. Faaliyet giderleri. Peki, onun hem hesap kodları ve hem ayırımını burada yaptım arkadaşlar. Bir üretim işletmesinin atölyesi olur. Atölyede, bakın burada kendi içinde 3 gruba ayrılır. Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Sizin 3 tane ayrı, bağımsız birbirinden odalarınız var. Yani üretimi yapıldığı odalar var, bölmeler var. Arkadaşlar, esas üretim gider yeri, yardımcı üretim gider yeri, hizmet üretim gider yerlerimiz var. 3 odamız üretimin yapıldığı. Siz anlayın diye bu kadar sadeye dönüştürüyorum anlatımı. Peki atölyeyi madem 3'e böldüysek, esas üretim gider yeri ne demek arkadaşlar? Şöyle düşünün, siz üretim yapıyorsunuz. Ham maddenin depodan üretilmesi için geldiği, işlenmesi için geldiği ilk odaya, üretimin ilk yapıldığı odaya esas üretim gider yeri diyoruz arkadaşlar. Peki yardımcı üretim gider yerinde ne demek arkadaşlar? İlk odadaki işçilerimiz üretimin bir kısmını yapıyor ama kalan kısmını diğer odadaki işçilerimizin tamamlaması gerekiyor. Bakın, işte üretimin devamı olan diğer odaya ne diyoruz? Yardımcı üretim gider yeri. Yani üretimin bitmesine yardım ediyor. İlk işlendiği, ham maddenin ilk işlendiği odaya biz esas üretim yeri diyoruz. İş yerimizdeki bu ilk odadan sonra devamı için, üretimin devamı için, yapılabilmesi için, kalan işlemlerinin yapılması için gittiği, ham maddenin gittiği odaya da, oradaki
üretim yerine de yardımcı üretim gider yeri diyoruz. Peki üretimimizin çoğu bitti ama tamamı bitmedi. Kabul edin. O zaman hizmet üretim gider yerimiz var bir de atölyemizde ya da fabrikamızda. Son aşama arkadaşlar, üretimin bittiği yer burası. Yani sözde paketleme yapılıyor, ütüleme yapılıyor. Bu tür şeyler. Yani üretimin sonuçlandığı hizmet üretim gider yeri. Evet arkadaşlar, atölyeyi kısa ve öz tarif etmiş oldum. Üretim yapan işletmelerin hangi departmanları var başka? Laboratuvarımız, satın alma satış departmanı, diğer departmanlarda olduğu gibi bu da muhasebe departmanı. Peki atölyede hangi hesaplar kullanılır? Bu 3 odayı düşünün. Esas üretim gider yeri, yardımcı üretim gider yeri, hizmet üretim gider yeri. Ben burada tabii ki oranı attım arkadaşlar. 710 hesap, 720 hesap, 730 hesap. Oran olarak baktığımızda benim oranım geçerli değil arkadaşlar buradaki. Ben burada üretim işletmesinde en çok giderlerin yaşandığı departmanı olduğu için atölyeye %70-80 verdim. Gerçek üretim yaptığınız zaman arkadaşlar hangi bizim 1, 2, 3, 4 tane departmanımız var kabul edelim fabrikamızda. Örnek veriyorum, bir elektrik faturası geldi, bir su faturası geldi, bir doğalgaz faturası geldi, yemek faturası geldi, kırtasiye. Bütün gelen faturaları tek bir yere atamıyorsunuz arkadaşlar. Gider dağıtım anahtarlarımız var. Yani bir elektrik faturası geldiği zaman biz elektriği hangi dağıtım anahtarına göre dağıtmamız lazım? Gider dağıtım anahtarlarından bahsedeyim. Yüzdesel durumuna göre kilowatt saat, metre küp, metre kare, kişi sayısı, makine sayısı ve benzeri. Yani bir fatura geldiği zaman tek bir departmana bir defada o faturayı gidere atamazsınız arkadaşlar. Bir elektrik faturası atölyede de kullanılıyor. Hatta atölyenin 3 departmanında da kullanılıyor bölümünde. Laboratuvarda da kullanılıyor. Satış satın alma departmanında da elektrik kullanılıyor. Muhasebede de elektrik kullanılıyor. Demek ki bir fatura geldiği zaman tek bir hesaba atamazsınız. Hangi departmanda ne kadar kullanıldı? İşte laboratuvarda ne kadar, satış satın almada ne kadar, muhasebede. Onu da arkadaşlar dağıtım anahtarlarıyla çözüyoruz. Yüzdesel mi, kilowatt saat mi, metreküp mü, metrekare mi, kişi sayısına göre mi, makine sayısına göre mi dağıtıyorsunuz? Evet arkadaşlar, yani ben bu oranları ortalama olarak yazdım. Üretimde birebir maliyet çıkartılır. O da gider dağıtım anahtarları sayesinde hangi departmanda ne kadar elektrik kullanıldıysa atölyeye de elektriği yansıtacaksınız. Laboratuvardaki departmana da elektriği yansıtacaksınız gider olarak. Satın alma departmanına da elektrik giderini yansıtacaksınız. Muhasebeye de elektrik giderini yansıtacaksınız. Ben bu elektriği örnek verdim. Bütün gider faturaları, hangi gider faturası gelirse gelsin arkadaşlar, önce bizim gider dağıtım tablomuz olacak. O gider dağıtım tablosuna göre hangi birime göre, yüzde mi, kilowatt saat mi, hangisine göre dağıtmamız gerekiyorsak dağıtacağız. Sonra gidip o faturayı mahsup işine girip ya da muhasebe YM kaydını çizip ne kadar 730'a, ne kadar 750'ye, ne kadar 760'a, 70'e atacağımıza bu dağıtım anahtarları sayesinde karar vereceğiz. Gider hesaplarıyla ve bir iş yerindeki gider hesaplarıyla iş yeri departmanları hakkında bilgilenmiş olduk. Bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.